Evet, ben de gördüm. Hocam, tekrar hoş geldiniz. Sesiniz kapalı. Bir anda gittik. O güzel güzel konuşuyordum halbuki. Evet, hocam bir isterseniz ekran paylaşımını başlatıp kaldığımız yerden devam edelim. Bir saniye bekleyelim. Ekranıma ulaşmaya çalışayım. Bunu kapatabilirim. Bunu kapatabilir miyim? Geldim galiba. Evet hocam, şu an Tamam. ekran paylaşımı da tamam. Devam edebiliriz. Peki Buyurun nerede kaldığımı bile hatırlayabilirsin. hocam. Aslında tam arada kalmıştınız. Girişi giriş Evet, daha yapıp. tam yerine gelmiştik zaten, slaytlarımıza gelmiştik. Öncelikle bir Selçuk öncesi durumu kabaca bir hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Günümüze en erken bir klasik minber olarak gelen örnek Kayravan Ulu Camii'nin minberi. Emevilerin sonuna doğru veya Abbasiler zamanla tarihleniyor. Bir rivayete göre 8. yüzyılın sonları, ki uygun düşer, 9'un başları gibi. 9. yüzyılın ortalarında verenler de var ama 8 sonu daha uygun gibi. Klasik minber, yan aynalıklarıyla, korkuluyla, kapısıyla vesairesiyle klasik minberin en önemli örneklerinden, erken örneği. Bundan sonraki tüm İslam dünyasındaki minberler, tuvallarda, süslemelerde başka başka şeyler olsa bile genel hatlarıyla bu minber esas alınmış artık. Buradaki minberde gördüğümüz, dikkat ettiğimiz hususlar şunlar. Bakınız, geometrik karakterler, yer yer kemerli nişler gibi düzenlemeler, bitkisel süslemeler. Bunların biraz detayına gelirsek, onlardan iki detay. Klasik alıştığımız, Abbasilerden itibaren göreceğimiz bir takım özellikler burada henüz yok. Daha çok erken Hristiyan Bizans, Emevi döneminin süslemelerinin genel yansıması, üzüm salkımlarıyla, çan kozalaklarıyla genel Emevi özelliklerini henüz yansıtıyor. Diğer bir örnek de bu. Yine Irak'tan götürüldüğü, bugün Metropolitan Müzesi'nde Irak'tan götürüldüğü de söyleniyor. Yine aynı tarihlerde, aynı karakterde süslemeler. Ama ne oluyorsa oluyor, 9. yüzyılda Abbasi'de, işte hepimizin bildiği Samarra kentinde böyle yepyeni, bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Bir teknik, bir süsleme biçimi, bir anlayış, bir üslup bir anda ortaya çıkıyor. Başka şeyler de var tabii Samarra'da bunların yanı sıra, ama en önemlisi bu eğri kesim tekniğiyle soyut çizgiler, yüzeyde soyut biçimler halinde dolaşan palmet, lotus gibi bitkisel karakterlerle yapılmış eğri kesim tekniği denilen. Belki hani sanat tarihçi olmayan arkadaşlarımız da var, izleyiciler de var. Onlar için belki bir parantez açmak gerekir. Asya'daki kurganlardan başlayarak ahşap veya başka malzemelerde sıkça karşımıza çıkan Türk halklarının kullandığı bir teknik. Onların dışında benim bildiğim araştırmalarımdan çıkan sonuçta bu tekniği uygulayan başka toplum yok. Türklerin kendileri veya gittikleri yerde etkisini gösterdikleri diğer toplumlarda, ki bu İslam dünyasında için geçerli, o toplumlarda karşımıza çıkan bir teknik. Yani bir önceki örnekle şöyle hafızamızı tazeletmek açısından ben böyle gidiş gelişleri de severim. Bu örnek ile bunu birebir yanına koyduğumuz zaman değişikliğin bayağı radikal olduğunu görüyoruz. Evet, burada alçık kalıpla yapılan bir teknikle ortaya çıkıyor ama nihayetinde kalıp da ahşaptan yapılıyor ve oyma biçimi zemini ortadan kaldıran, bunun üstünde bilerek duruyorum. Zemin yok, zemin sadece bir çizgi halinde, dikkat edersiniz. Bunu teknik olarak çizmeye, desen olarak çizmeye kalkarsanız yüzeyde göreceğiniz işte dolaşan çizgilerdir. Buradaki motif karakterlerini algılamak son derece güç. Çünkü burada üç boyutlu ışık gölge etkisiyle de biz oradaki tekniği veya deseni algılayabiliyoruz ama burada gördüğümüz her bir çizgi iki komşu motifin de kenarı aynı zamanda. Zemin ortadan kalkmıştır. Esas olarak söyleyeceğim bu. Bu alçıda mı sadece? Hayır. Bakın, ahşap kapılar Samarra'dan götürülmüş. 9. yüzyıl örnekleri bunlar. Aynı teknik ve aynı deseni ahşapta da görüyoruz. Bakınız, Emevi döneminden gelen sağdaki örnekle soldaki Abbasi dönemindeki radikal değişikliği iki örneği yan yana koyarsak çok daha iyi, çarpıcı bir şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum.
Yani bu radikal değişikliğin sebebi Sanara'ya Türk askerlerinin veya Türklerin getirilmesi asker olarak kullanılmak üzere. O Türklerin içinde tabii ki devlet adamları, komutanlar, elbette anlıyoruz ki sanatçılar ve başka toplumun başka kesimlerinden insanlar da olmalıydı, olmuştur. Çünkü çok kalabalık bir nüfustan bahsediyoruz. Ve bu teknik ilginç bir şekilde Samara'dan başlayıp Kuzey Afrika'ya kadar, ama zaten kendileri, Türklerin kendileri de kullandığı için Gazne'den Afganistan civarından başlayıp Anadolu'ya kadar bütün İslam dünyasının bir kere 12. yüzyıl sonlarına kadar vazgeçemediği, bozularak da olsa, dejenere olsa da sonradan aynı eğri kesim ilkelerini kullanarak internasyonel bir İslam dünyasının internasyonel bir tekniği haline geliyor. Bu teknik üzerinde biraz sanat tarihçiler basit duruyor gibi geliyor bana. Yeterince üstünde durmuyoruz sanki. Yani eğri kesim tekniği İslam dünyasında Türklerin aracılığıyla girmiştir. Nokta Abbasi döneminde şunlar diye devam ediyor. Sahi öyle değil. Yani o etkiyi eğri kesimde bu kadar çok görüyor isek, diğer seramikte, işte alçıda, tekstilde, mimaride veya diğer mimarinin diğer süslemelerinde tabii ki sosyal yaşamdaki etkilerin de iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar belirtmekle yetini daha fazla uzatmadan. Durum bu, değişiklik. Tabii bu dediğim gibi mesela bu Semerkant'taki Kusan bin Abbas Türbesi'nin Karahanlı devrinden kalan kirişleri, o eri kesimin izleri oralarda karşımıza çıkıyor. Afganistan sınırlarında bugün Gazneli Mahmut Türbesi'nin ahşap kapı kanatları, çok ilginç bir kapı yöntemi de var tabii. Üstünde durmak lazım aslında. Ama buradaki eğri kesimde dikkat ederseniz Samara'daki gibi o özgünlüğünü yavaş yavaş yitiriyor. Çünkü 11. yüzyıla geldik. Yani bir yüzyıla yakın geçmeye başladı. Ama dikkat ederseniz Samara'daki düz çerçevesiz kapılar, panolar, levhalar burada çerçeveler içine, bordürler içine alınmaya başlamış. Bu tarafa doğru gelelim. İran'da Ebiyane diye bir köy mescidinin ya da ilçe merkezindeki caminin ahşap minberi çok onarım geçirmiş. Ama dikkat buyurun, şu panolarda, levhalardaki özellikler biraz sonra daha Fatımiye'ye kadar da götüreceğiz. Oralara kadar görülen ortak bir üslubu yansıtıyor. 11. yüzyılın sonundayız. Aynı mescidin ilginç bir mihrabı var. Maalesef cam arkasında, hiçbir zaman iyi bir fotoğrafını elde edemedim sipariş etmemize rağmen. Ama işitse algılayabiliyoruz ki şu panolara, levhalara dikkat edelim. Buradaki süslemeler 12. yüzyıl boyunca karşımıza çıkıyor. Bir dipnot. İran'da eğri kesim tekniğini biz 14. yüzyılda da görüyoruz. Anadolu'da bile artık 13. yüzyılda terk edilmiş olan tekniği İran'da 14 örneklerinde de karşımıza çıkıyoruz. Bu mihrapta 11. yüzyılın sonlarında Melik Şah'ın adı da var. Büyük Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın adı da kitabesinde geçiyor. Bakınız Kuzey Afrika'ya geldik, Kahire'ye. Biraz önce dikkat çektiğim panolar, levhaları alıp eğer bunu İran'a götürseniz kimse İran işi değil diyemez. Afganistan'a götürseniz aynı şekilde, Anadolu'ya getirseniz aynı şekilde. Bu kadar evrensel bir düzende. Bu da 1010'lu yıllar El Eser Camii'nden bir örnek. 11. yüzyılın başları. Dikkat ederseniz aynı özellikleri karşımıza çıkartıyor. Ama aynı zamanda Fatımiler devrinde yine belki de Türklerin, o Gönül Ey Hoca'nın araştırmaları öyle söylüyor. Türklerin etkisiyle figüratif süslemeler Fatımi sanatında bir anda daha büyük bir canlılık gösteriyor. Öncesinde de var. Yani Emeviler çok başlayken Abbasiler bizim Asya, Avrasya hayvan üslubu bağlantılı özellikleri yansıtıyor. Fatımiler devrinde bu biraz daha fazlalaşıyor. Sağdaki de artık 12. yüzyıl, 11. yüzyıl sonları, 12. yüzyıla geldiğimizde ister kapı olsun, ister saray kapıları veya başka malzemelerde figüratif süslemenin biraz daha arttığını görüyoruz. Eğri kesim yavaş yavaş artık unutulmaya başlıyor. Çünkü buradaki eğri kesim özelliği o Samara'nın özgün üslubundan uzaklaşmaya başlıyor. Yine o 12. yüzyıla geldiğimizde bu sefer Fatımi devrinde başka bir anlayış belirgin hale geliyor. Yepyeni bir teknik bizim bildiğimiz kadarıyla şimdiki en erken örneklerden ikisiz. Sol taraftaki 1130'lu yıllar, sağ taraftaki 1160'lı yıllar. Nedir burada durumu enteresan kılan? Kündekari tekniği dediğimiz, sanat tarihçilerin kündekari tekniği olarak kullandığı, sadece sanat tarihçilerin değil, geçmişteki bunları yapan ustalar da Osmanlı döneminde kündekariyi kullanıyorlar. Ben de onun için vazgeçmiyorum. Çatma tekniği diyenler de var ama ben özgün ismini kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Yapanlar adını bu olarak, yani kündekari olarak koymuş.
yapanlara saygı, emeğe saygı açısından sanki kündekari demek daha doğru, daha hoş geliyor. Küçük küçük parçalar hazırlanıp aralarında geometrik ağ oluşturacak şekilde çıtaları da hazırlayıp birbirine geçirerek, yani evimizin ahşap parkesinin versiyonu gibi düşünün, genç arkadaşlarımız anlasın diye söylüyorum. Geometrik bir sistem, daha yakından görüyoruz, çıtalarla birbirine tutuluyor, aralardaki parçalara da bitkisel süslemeler işleniyor. Ama çok erken bir örnek olduğu için aslında, bakınız çıtalar çok eğimli, çok geniş. Aradaki geometrik parçalardaki bitkisel süsleme henüz kendini göstermiyor. Halbuki bitkisel süslemeyi artık normal işlemeye başlamışsınız. Şimdi mihrap içinde hayli düzgün bir bitkisel süsleme var ama kündekari'de o olduğuna henüz ulaşmamış. Kündekari tekniğinin Anadolu, Suriye ve Mısır'da paralel 12. yüzyılın ortalarına doğru çıktığı kabul edilir ama bir sürpriz, bunu ilk defa burada söyleyeceğim. Başkaları biliyordur eminim. Ben bilmiyordum diyelim. Uzak coğrafya, bugün Tacikistan sınırları içinde İşkodar diye bir köy camisinin mihrabı. Bu mihrap enteresan. Tarihleyenler 8. yüzyıldan başlıyor 12. yüzyıla kadar. Genel kabulü 11-12. yüzyıl caminin tarihlendirmesi. Eğer bu 12'nin başları veya 11. yüzyıl ise kündekari tekniği Orta Doğu'da değil belki de Uzak Asya'da ya da Türkistan bölgesinde karşımıza çıkmıştır diyebiliriz. Biraz çalışılması lazım. Çok üstünde çalışılmamış bir mihrap. Ben de yerinde inceleme fırsatım olmadı maalesef. Yine 12. yüzyılda bu kündekari tekniğinin ortaya çıktığı dönemlerde Kuzey Afrika ama bu sefer batısında Fas'ta, Marrakeş'te Kurtuba'da yapılıp ya da Kurtuba'da bir yerlerde yapılıp Marrakeş'e getirilen bir cami var. Kutubiye minberi diye dünyaca da çok ünlü, uluslararası düzeyde de ünlü restorasyonları falan da yapıldı minberin. Kendisine hitap eden, minber diye hitap eden 1130'lu yıllara ait tarihi de var üzerinde. Bambaşka bir anlayış. Evet, oymalar dikkat ederseniz erken devir karakterini yansıtmakla birlikte bu kakma ve tarsiye dediğimiz mozaikvari süsleme, yani ahşabın yüzeyine başka malzemeler ile süsleme yapma geleneğinin İslam dünyasındaki en erken anıtsal örneğiyle karşı karşıyayız şu anda. Ve bu Fas civarında biraz geleneksel halde ama diğer İslam dünyası bu oranda başka bir minber örneği tanımıyoruz. Biraz Memlük devrinde daha yoğunlaşacak. Ama bu denli tarsiye tekniğinin bir arada kullanıldığı örneğe yine de fazla ulaşmayacaktır diye düşünüyorum. Bu 12. yüzyıl için çok erken bir örnek ama tarihli bir minber hattı olarak. Bu kakma tekniğinin de ayrıca menşeye bakmak lazım. Yani Anadolu'da o tarihlerde henüz öyle bir şey yok. Suriye'de biraz gelecek. Ama kakma veya tarsiye dediğimiz bu ahşap üzerine yuva açarak başka malzemeyle süsleme yapma işte milattan önce 7. 8. yüzyıllarda Bordeaux'da Midas'ın mezarında çıkan sehpada var. Arada nasıl bir bağlantı kuracağız? Bunu anlamakta da zorlanıyorum. Ay benzer bir durumu Oluş hocamızda Çin'i kitabında güzelce izah etmişti orada tatlı üslubuyla. Yani bir taraftan milattan önce şu kadar bin yıl önce olan anıtsal Asur bilmem ne işler kapısındaki devasa sırlı malzemenin nasıl oluyor da işte şu kadar bin yıl sonra Abbasi sanatında bir anda canlı kazandı, bu bağlantılar nasıl kuruldu diye sorular sorar haklı olarak. O soruları bu kakma tekniği içinde kullanacağız. Yanlış anlaşılmasın, kakma tekniği Hititlerde de vesaire materyal üzerinde çok yaygın da ben ahşap konumuz olduğu için ahşap üzerinde bu soruları sordum. 12. yüzyılın ortalarındayız. 1260'lara geldiğimizde yine dünya ünlü Selahaddin minberi diye bilinen ama aslında Fatimi devrinde, Zengi devrinde yapılan Nurettin Zengi'nin yaptırdığı bir minber 1168-69. 13. yüzyılın sonlarında Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethedince götürüp Mescid-i Aksa Camii'ne koyduruyor bu minberi. Çok olgun bir kündekâr ile karşılaşıyoruz, bir ahşap işçiliğiyle karşılaşıyoruz 1160'larda bile henüz. Ama Suriye, Irak veya işte özellikle Memlük ortamında Kuzey Afrika'da karşımıza çıkan bu mukarnaslı kapı veya şerefe uygulamalarını Anadolu'da görmeyeceğiz. Ben görmedim örneğini, bugünkü kalan örnekler ışığında bunu söyleyebiliriz. Maalesef 1969 yılında bir Yahudi fanatik tarafından Mescid-i Aksa Camii ateşe verildiğinde bu minber de yakıldı. Ama yerine işte yakın zamanlarda son 5-10 yıl içinde sanıyorum
imitasyonu yani rekonstrüksiyonu yapılarak yerine kondu. Minberin yan yüzü bu. Daha 12. yüzyılın ortalarında kündekari parçalarda oyma tekniğiyle bitkisel süsleme ve aralarda kalkma ve tarsiye teknikleri. Bu ilginç. Yani Anadolu için çok erken. Eğer bu kalkma teknikleriyle bu parça, kalkma tekniği olmadan bu parçanın fotoğrafını, şu üçgen kısım minberde yan aynalık diyoruz. Bu kısma bakarak bir tarihlendirme yapsak veya bölge tespit etmeye çalışsak ve Anadolu'ya ister Konya'ya koyun, ister Birgi'ye koyun, ister Diyarbakır'a koyun, ister Erzurum'a koyun, hiç kimse buna itiraz etmez. Çok iç içelik bir durumdan bahsediyorum. Şimdi Anadolu'ya geldik. Özetimin bu kadar, biraz uzun sürdüyse kusura bakmayın. Anadolu'da en erkeni 1155 Konya Alaaddin Camii minberi dedik. Yani minber kıstası bakımından çok uygun. Kapısı, yan aynalıkları, korkulukları çok yoğun bir süslemeyle işlenmiş. Ama hem kündekari özellikleri nedir onlar tek tek girmeyelim. Hem korkuluk özellikleri hem bordürdeki süslemelerle, genel düzenlemesiyle, hatta motif kompozisyonlarıyla bundan sonra 15. yüzyıl sonuna kadar devam edecek minberlerin öncüsü olmuş gibi Anadolu'da. Bilhassa 13. yüzyıl ve 14. yüzyıl. 15'ten itibaren çünkü yavaş yavaş terk ediliyor ve oymalar, teknikte bir zayıflama başlıyor. Sonra da ahşap minberler zaten ciddi anıtsal örneklerden mahrum kalıyor. Yerine mermer minberler gelecek. Konya Alaaddin ahlaklı bir usta yapıyor. Arkadaşlar ya da hocalarım, tarih ve usta ismi gibi böyle bir takım çok ayrıntılı şeyleri girmiyorum. Kaba hatlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ahlat'ı üstad sıfatında kullanan Hacı Mengünberti adında bir usta. Usta Ahlat'ta nerede öğrendi, ne kadar zamanda öğrendi veya Konya'ya ne zaman geldi de bu minberi yaptı bu olgunlukta. Çünkü kündekari henüz daha dünyada da yeni yeni çıktı. İşte biraz önce anlattım. 1130'larda bir mihrap ve 12. yüzyılın ortası aşağı yukarı aynı tarihler. Böyle bir minberle karşı karşıyayız. Bakınız da o yan aynalıktan detay çok yoğun ama çok geri süslemeler. 13. yüzyılda bunlar kısmen biraz sadeleşme eğilimine girecek. Eğri kesim hala Anadolu'da bir taraftan bütüne hakim olmasa da uçta kıyıda minberin ise korkuluk uçlarına yerleştirilmiş vaziyette karşımıza çıkabiliyor. Eğri ki bu kündekari tekniğinin aslında başka malzemelerle de ilişkilendirilerek araştırılması lazım. Konya Alaaddin Camii'nin avlu cephesindeki bu örnek aslında çok ilginç. Evet iki renkte taşlayıp geçiyoruz ama işleniş ve öykünme biçimi biraz o kündekariyi andırır biçimde olduğunu da söylemek lazım. Konya Alaaddin'e aynı tarih, aynı kitabeleri taşıyan 1. Mesut'a 2. Kılıç Aslan isimlerini taşıyan, demek tam sultanların değişme aşamasına gelen muhtemelen yine 1155 ama kitabesi yani tarih net değil ama o oralara gelen Aksaray Ulu Camii'ndeki bugün için minber. Burada çıtalar düz bırakılmış dikkat edersiniz ama genel tasarım, o bordürlerdeki yoğun süsleme kullanımı Alaaddin'le aynı. Burada eğri kesim bir tık daha fazla kullanılmış, onu söyleyebiliriz. Ankara Alaaddin Camii'ne geliyoruz. Bu sefer 12. yüzyılın sonlarındayız. Çok klasik bir minber. Ankara bu tarihten başlayıp 15. yüzyılın ortasına kadar kesintisiz olarak hem de usta isimleriyle beraber eser üreten bir merkez. Bence Orta Çağ'ın en önemli ahşap merkezlerinden birisi. Dışarıya sipariş almış, dışarıya iş götürmüş. Ankara dışında Ankaralı ustaların isimleri var. Onu da belirtelim. 12. yüzyılın sonunda. Ama bu taklit bir kündekar. Yani parçaları gerçek anlamda birbirine geçirmek üzere değil. Oymaları çok ilginç. Bakın burada gördüğümüz çıta gibi geometrik hususları oluşturan unsurlar aslında yüzeyde, şöyle göstereyim daha iyi olur. Şu parçaların yani üçgen aynalık küçük küçük parçalarla değil de büyük ahşap levhaların üzerine oyulmasıyla geometrik parçalar elde edilmiş ve o büyük levhalar aynalığı meydana getiriyor. O büyük levhaların içindeki geometrik süslemelerin çevresindeki bu hatlar çıta çakılarak oluşturuluyor. Yani bir nevi taklit edilmiş kündekari. Şunu da söyleyelim yani bunlar daha ucuz ve daha kolay. Hakiki kündekari daha zor ve daha pahalı. O kadar emin olmamak lazım. Yani oymalar her birisine tek tek yapılmış. Her bir çıta tek tek hazırlanmış. Bu parçayı yani şu parçaları buradan kesip almak ve kenarına bir yuva açmak o kadar büyük zahmetler olmasa gerek. Ama neden böyle yaptılar? Böyle bir uygulama taklit edilmiş onu söyleyelim. Burada gördüğümüz tasarım mesela 13. yüzyıl örneklerinde de göreceğiz.
Bir başka önemli örnek, yine eğri kesimin en yaygın Anadolu'daki örneklerinden birisi Malatya Ulu Camii minberi denir. Eğer Malatya Ulu Camii oluşacağımızın tarihlemesi var biliyorsunuz 13. yüzyılın ilk çeyreği sonu 1224'ler yanlış hatırlamıyorsam. Başka tarih verenler de var. Ama bu minber 13. yüzyıla pek çıkmaz. Bu minber 12. yüzyılda kalır. Dolayısıyla Manisa, şey Malatya Ulu Camii'nden getirilmiş olsa bile özgün olarak orası için üretildiğini pek düşündürecek özellikler göstermiyor. Biraz daha naif, daha erken bir tarih, bir kare. Bakınız o çıtalar son derece geniş ve dümdüz bırakılmış. Buna karşılık geometrik parçalar yüzeyden daha taşıntılı ve eğri kesimde yapılınca adeta her bir parça kabaramsı bir özellik arz ederekten yüzeyde her birine ayrı ayrı odaklanma şansı tanıyor. 13. yüzyılın başlarına geldiğimizde bu Siirt Ulu Camii minberi küçük ölçekli yani küçük minberlerden birisi ama inanılmaz bir oyma işçiliği. Hakiki kündekari ama oyma tekniği derinliği bakımından Anadolu'nun en derin oymasına sahip örneği Orta Çağ için bu. Ben ölçtüm üşenmedim. Pek çok örneği tek tek yerinde derinlik ölçtüm. Burada 2,5 santimetreye kadar inebiliyor oyma derinliği. Halbuki mesela kapılarda 1 milimden 1 santimetreye kadar, 1 santimden fazla değildir. Minberlerde en iyisi 1,5'a doğru gider ama burada 2,5'a kadar giden oymalar var. Bir not daha söylemekte fayda var. Eminim iyi gözler belki algılar, meslektaşlarımız, hocalarımız fark eder ama şöyle minbere yandan baktığımız zaman yan görüntüsünde üslup birliği var. Halbuki şerefesi 1890'larda Erzurumlu ustalar tarafından onarılmış ya da değiştirilmiş tamir kitabesi var. Burada taş kısmında onun asli tarihi diye bir kitabe var ve kendi işte yapanın ismini koymuş. Ama üslup birliğini bir taraftan sağlamış açıkçası. Bir not daha. Şurada gördüğümüz üzüm salkımlı bordür Anadolu'da ahşap eserlerde çok nadir görülür. O erken Hristiyan hatta Sasani bağlantı kurulabilecek örnekler içerisinde Anadolu Selçuklu Devri eserlerinde az görülür. Onlardan bir tanesi de budur. Onu da belirtelim. Daha yakından slaytlar. Bakınız bu Kabara'daki bitkisel süslemenin derinliği dediğim gibi 2,5 santime kadar çıkabiliyor. Muazzam bir ışık gölge tesiri var tabii ki bu minberin özelliği olarak. Başka yine 13. yüzyılın ortalarına doğru Kayseri Ulu Camii'nin minberi. Yani muazzam bir böyle küfi yazının zemininde ama her bir motif algılanabilir ve belli bir karakter kazanmış olarak karşımıza çıkıyor. Onu da vurgulamış olan birkaç örnek. Bu Kayseri'de Hunat Camii minberi. Aslında üstünde durmamız gereken şu parçalardır. Bu altı kenarlı parçalar. Burada genellikle tek eksenli süslemeler görülürken burada daha bir radyal düzenleme kullanılmış. Bu ilginç. Bir de bu korkuluk panellerinde eğri kesim tekniğinin güçlü izleri hala devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Kapı kısmı da ilginç ama detaylarına girmeyelim. Bu fotoğrafı görünce herhalde meslektaşlarımız hemen tanıdı. Divriği Ulu Cami. Taş işçiliği ile ünlü. Onun için ahşap biraz üvey muamelesi geliyor. Görmüş bugüne kadar. Yani şöyle baktığımız zaman o mihraptan bir alttan mihrap önü kubbesiyle bir fotoğraftı. Taş işçiliğindeki karakter evet boyut olarak, malzeme olarak daha büyük fışkıran motiflere sahip ama ahşabın detaylarına girdiğimiz zaman orada da benzer desenleri görüyoruz. Mihraptan bir taş. Bu da minber. İlginç. Minber 1241 40-41 tarihli. Yani cami 1228, 12 yıl sonra aşağı yukarı Tiflis'te bir usta tarafından yapılmış. Kendi minberin kendine hitap eden bir kitabesi de var. Onu da belirtmiş olalım. Taklit kündekârı ama yazısı en bol minberlerden birisi. Bu minbere bakaraktan Gürcistan etkisi Anadolu'da Selçuk'ta çok var diyenler çıkıyor maalesef. Öyle Gürcistan falan değil, olsa olsa Tiflis etkisi olur ama bugün Tiflis etkisine bağlayacak ne Tiflis'te eser var ne o ustanın nasıl yetiştiğini biliyoruz. Basbayağı buradaki motif ve kompozisyonlar Divriği Ulu Camii'ni tasarlayan ustaların hazırladığı desenler gibi geliyor bana. Öyle işçiliğini ağaca aktarmasını Tiflis'te usta yapmış olsa bile şuradaki desenlere bakarsanız motif kompozisyonlara yani bu özellikleri biz Tiflis'ten ziyade Divriği'nin kendisine zaten görüyoruz. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bu mesela minberin alınımındaki bir motif, çok detay bir fotoğraf. Affedersiniz. Gerek ahşapta zaten gerek süsleme sanatlarında yani iyi bir şey yapabilmek istiyorsak, yorum ve derinlemesine analizler yapmak istiyor isek
detay fotoğrafları ya da detay incelemelere gideceğiz. Evet, bu çok küçük bir 3-5 santimlik bir şey. Ama bunu ben eğer büyütüp de diyelim ki 15-20 santimlik boyutta işleseydim, taştaki örneklerle aynı karakteri ortaya çıkartır idim. Eşrefoğlu Camii her ne kadar siyasi olarak ayrı bir beylik bile olsa sonuçta Selçuk'un bizatihi kendi şeysi devam ediyor. Geleneksel özelliği mimarisiyle birlikte işte o ahşap, her taraf biliyorsunuz ahşap camilerin en anısalı. Klasik Selçuklu Çin'i mozaik mihrabının yanında minberi var. Çok mütevazi bir usta. Ameli İsa. İsa yaptı diyen sadece ismini biliyoruz maalesef. Ünvanının nereli olduğunu falan bilmiyoruz. Kündekarinin önemli örnekleri. Dikkat etmenizi çekmek istedim. Şu kısım yani minber kapısının taç kısmı. Burada kündekari tekliyle Allah, Muhammed, Ömer, Osman, Ali ve Ebu Bekir yazıyor. Yani dört halifenin isimleri. Bu uygulama taşta başka yerlerde var ama ahşapta kündekari olarak az örneklerden birisi. Bakın biraz önce size Kuzey Afrika'dan kalkma tekniğinde örnekler gösterdim minber. Burada 13. yüzyılın sonlarına geldik ama işte kalkmalarımız henüz bu kadar Anadolu'da. Yani Anadolu kalkma işçiliğini hazmedeydi. 13. yüzyılın sonlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar yavaş yavaş gelmiş. 15. yüzyıldan sonra hızlanmış. Biraz 16'ya geldiğimizde artık zaten ahşap neccarlık yerine sedefkarlık denmeye başlayan bir zamana gelmiş oluyoruz. Ankara Aslanhane Camii. Kapının hemen kenarındaki bir kitabeden 13'ün başına tarihleniyor. Minberindeki kitabeye göre de 13'ün sonlarında işte tamir edilmiş ya da yenilenmiş gibi enteresan yorumlar. 100 yıldan beri aşağı yukarı böyle yorumlar yapılıyor. Tabii mihrabına bakanlar, mimarisine bakan herkes 13. yüzyılın sonu. İyi de 13. yüzyıl sonu diye hiç kimse demeyelim de büyük çoğunluk diyememiş. Minberinin cephesinde bugün son derece yalın çünkü buralar çalındı. Yan cephelerden örnekler görelim. Ankaralı bir ustanın eseri. Biraz sonra Çorum olacağını birebir aynısını göreceğiz. Bu da süpürgeliğinden. Artık eserleri nereden, nasıl baktığınıza bağlı. Tolga Hocam sormuştu o fotoğraf nereden diye. İşte buradan. Yani namaz kılarken oturan bir insan, namazı bekleyen, diz çökmüş veya bağdaşı, minberi bu açıdan görecek. Halbuki biz gittiğimiz zaman genellikle ayakta ve yukarılara bakarak gidiyoruz ama çeşitli açılardan bakarsak çok enteresan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu 90'lı yıllarda kapısındaki kitabe ve süslemeleri çalındı. Bugün işte yerine böyle şeylerle idare ediyoruz. Burada çok açık seçik bu cami diye başlayan 1289'a tarihleyen kitabesi var. Cami diyor. Hayır efendim sen cami değilsin minbersin demişiz yıllarca. Sen minbersin minberliğini bil kitabesi o kitabe sana aittir. Cami 13'ün başına aittir. Denmiş tırnak içinde espri olsun diye söylüyorum. Ama hakikaten caminin doğrudan kitabesi. Çünkü Anadolu'da, Orta Çağ'da, bakın bununla ilgili benim yazım da vardır. Bazı binaların kitabeleri doğrudan doğruya ahşap kapısına veya minberine yazılmıştır. Bu mescit, bu cami diye başlayan. Minber kendisi tarihli ise bu minber diye başlıyor. Adamlar o kadar cahil değil. Nihayet bu Ankaralı usta Çorum'da minber yapmış. Orada minber diyor. Ankara'daki Kızılbey Camii minberini tamir etmiş, bu minberi tamir etti diyor. Burada cami diyor. Yani bunları da ilişkileri de kontrol etmek lazım. Ali Osman Uysal Hoca bu bilgiyi de kullanarak zaten tarihleme yönünde böyle bir şey olduğunu da vurgulamıştı. Çok uzun anlatmak isterdim ama sanıyorum o kadar uzatamayacağım. Kızılbey Camii'nden kalabilen bu ama kitabeleri en azından kalabilmiş. Bu da Çorumlu Camii'nden rahmetli analım Ali Karamağaralı hocamızın çok da güzel bir makalesi vardır sanat tarihi yıllığında. İki usta çalışmış. Bu yüzü başka gördüğünüz gibi. Bu da diğer yüzü. Minberleri bitiriyorum. Yani biraz hızlı gittim ama kusura bakmayın. Peki 14. yüzyıla geldiğimizde biraz önce Çorumlu Camii'ni son gördük 1306. Aynı tarihlerde İran'daki durum ne? İşte bu. Isfahan Mescidi Cuma'sındaki 1300'ün başlarına kitabeli bir örnek. Gündekari de olsa bambaşka bir görüntü. Nayenoğlu Camii, Kirmanlı bir usta, İranlı bir usta yapmış. Eğri kesim tekniğiyle henüz devam eden özelliğiyle durum bu. Memlu'ya bakıyorum 14'ün başlarında. Kalkma tekniği tabiri caizse almış başını gidiyor. Bir hayli gitmiş. Biz bu seviyeye 15. yüzyılın ortalarından sonra Anadolu'da ulaşacağız.
Memlük bu açıdan çok önde gidiyor. Tüm vekalet etmenin gibi. Durum bu. Demek ki Anadolu Selçuklu söylendiği gibi böyle oradan buradan ithal edilmiş ahşap işçiliğine sahip değil. Kendi yolunu bulmuş. Kendi mecrasında ilerleyen bir memleket, bir coğrafya ve devletin ürünleri diyelim. Kapılardan kısaca bahsedeyim. Çok uzatacak mıyım Tolga Hoca durumumuz? Hocam süremiz var. Hiç endişelenmeyin o konuda. Zevkle dinliyoruz. Peki. Böyle kapılar var. Çeşitli panolara bölünmüş. Bu her kültürde karşımıza çıkan örnekler ama işçi teknik olarak o eğri kesim tekniğinin hala devam ettiren eğri kesim tekniğini hala devam ettiren örneklerden birisi. Sağdaki Samara, soldaki bizim Konya 2. Kılıç Aslan Türbesi'nin kapısı. Değişik örnekler olsun diye seçtim. Hepsini seçmedim. Tabii pek çok örnek var da ben hani vurgulanması gereken hususlar. Bu Ankara Kızılbey Camii'nin kapısı. Boyut işte yani 80'e 210 gibi, 230 gibi orantısız bir ölçü var bunda. Onun için bu kapı olmaz, minber korkulu olur falan diyen hayır. Bu basbayağı kapı. Zıvana dilleri de sağlam eski fotoğraflarında. Ama sistem olarak anlaşılıyor ki Gazneli Mahmut Türbesi'nin kapısı gibi. Yani iki parça gördüğünüz gibi bir kanat olabilecek şekilde. Bazı ayrıntıya onun detayları. Ama 13'ün başlarında bir şey olmuş Anadolu'da ki bunun İslam dünyasında da başka coğrafyalarda da eşi benzeri yok. Kemer yani mimari bir form olan kemer çeşitli süslemelerde kullanılıyor malum. Ahşapta da kullanılmış ama bir kapının genel şemasını, genel karakterini belirtmek üzere, hakim olmak üzere kullanılmış ve kemer yayı içi çok özenle süslenmiş. Detaylara girebiliriz, tarihlendirmeye girebiliriz, tartışabiliriz ve ben bu konuda saatlerce konuşabilirim. Çünkü doktora tezim. Özeti bu. Bu kemerli örnekler ya Anadolu'da başladı. Bundan emin değilim. Çünkü başka Anadolu dışı örneklerini bilmiyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle gelişimini 15. yüzyılın ortalarına kadar Anadolu'da sürdürüyor. Hiç kesintisiz ve tarihleyebilecek özellikler vererek bize 15. yüzyılın ortalarına kadar gelen bir özellik bu. Kemerli kullanım. Dolayısıyla bizim için çok önemli. Aslında bu kapının üzerinde saatlerce konuşmak hatta dertleşmek, derdimi de dökmek isterim ama maalesef işte zamanımız kısıtlı. Bu Karaman'dan getirilmiş bir kapı. Figürlü süslemeleriyle önemli. Kayseri kapısındaki kemer formuna bir madalyon şeması ilave ederek gelişiyor. Bu da 13. yüzyılın başlarına ait olmalı diye düşünüyorum. Yani genel bu 1920'lerdeki fotoğraf. Alt kısmına dikkat edin bu sekizgenlerin olduğu yeri. Bu 1990'lar. Müzeye geldikten sonra tabii ki o zamanki şartlarda kuru bir iklimden nemli bir iklime malzeme götürüldüğü için neredeyse çürüdü, tel tel dökülmek üzereydi. Neyse sonradan bunun önlemini aldılar, durdurdular diye biliyorum. Ama ne hikmetse bu şurası boş bakın madalyon ama bir siyah iz vardır. Çivi izleri var. Burası burada bir metal kapı aksamı, bir kapı tokmağı, kapı halkası, kapı aynası bir şey olmalı. Üste bağdaş kurarak oturan bir insan figürü. Madalyonun üst köşeliklerinde aslan figürleri. Altta dışa doğru yürüyen grifonlar. Ortada da çömelmiş bir insan figürü var. Kısa özet geçiyorum. Şöyle daha iyi anlaşılıyor. Bu hayvan figürlerini veya figürleri silüet halinde işlenmiş diyenler var. Hayır öyle değil. Basbayağı hafif kabartma olarak işlenmiş ama sonradan kazınmış. Zaten kazınırken bir takım yerlerde kırılıp dökülmüş. Bakınız üç dilimli tacıyla başında halesiyle bir elini göğsüne kaldırmış. Klasik Selçuklu deyimin özellikle Kuvadavat çinlerinde bolca karşımıza çıkan veya diğer taş malzemede, alçı malzemede, madende karşımıza çıkan oturuş klasik biçim ama kazınmış. Alttaki figür ne olduğu belki de anlaşılmadığı için kazınmadan durmuş. İşte bu. Bütün oradaki figürler bu kabartma formuyla olmalı idi. Böyle hani cizre bilerek koydum bir uyanalım, sinirim ahşaptan kurtulalım diye. Bu tabii ki illa böyle olacak diye bir şey yok ama o kısımda bir kapı metal aksam olmalıydı. Sağ tarafta Almanya'dan bir kapı, Berlin kapısı. Almanya'da ve Almanya götürülmüş. Nereden gittiği belli değil. Tarih gene hayırla yad edelim. Michael Meinecke hocam. Bunu makale yazdı. Sırf ejderlerine bakarak. Burada ejder var. Mezopotamya bölgesinde ejderler var. O zaman hatta 91 yılında Türk Sanatları Kongresi'nde İstanbul'da da konuştuk biz bunu. Keşke dedi yayınlamadan önce konuşsaydık dedi. Gönlü Hoca da şahittir bu konuşmaya.
Çünkü ejder dediğimiz zaman sadece ejder Mezopotamya bölgesinde yok ki. Yani Anadolu'nun her yerinde var. Daha çok Konya'da da çok bir hayli var. Çok girmeyelim detayı. Buyurun işte. Aynı form bir rozetin geometrik sistemi gibi bir rozetin iki tarafında ejder varsa Konya Şifahanesi'ne ait olduğu için Konya'nın Cemil Medresesi de aynı form Konya'da da var. Yani İç Anadolu bölgesinde de var. Zaten kemerli şema Anadolu'ya ait ama ne hikmetse Müze Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi hala bunu pencere kanadı olarak tanıtıyor. Yani nasıl bir pencere kanadıysa pencere diyen var, kapı diyen var, türbeye ait diyen var, Karaman İbrahim Bey imaretine ait 15. yüzyıl diyen var, olmadı Mezopotamya diyen var. Yani kapının başına gelmeli kar kalmamış zavallının. Basbayağı 13. yüzyılın başlarında İç Anadolu bölgesinde bir yer. Müze kayıtlarında Karaman diye bir not var. 20. yüzyılın ortalarına kadar da zaten herkes Selçuk kapısı demiş. Yani ama birisi pencere kanadı demiş. Hadi bakalım işler karışmış gibi. Bakın onun örnekleri çok var. Yani hiç kimse bunlara pencere kanadı demiyor. Figürlü, aynı şemaya sahip. Ankara'dan örnekler. Ama ne hikmetse o hala koca koca kitaplarda pencere kanadı olmaya devam ediyor. O figürlü örneklerden birkaç. Kemer formu zaman içinde değişikliğe uğruyor 13. yüzyıl içerisinde ama bu form 15'in ortalarına kadar gidecek. Kemersiz örnekler var. Bu Divriyolu Camii'ndeki türbenin, Şifahane'nin içi türbenin kapısı. Bu kadar boş alan kalmaz. Eminim ki buralarda başka bir şey, kaplama, kalem işi, bir şeyler olmalı. Tırnak içinde şeyi kullanıyorum. Hele de şu kabaralara dikkat. Batıdaki o tekstil kapısındaki kabaralar gibi içe çekilmiş. Ama yüzeyi hafif ince ince çizgi var. Belki de değerli maden veya kaplamalar olabilir idi. Böyle önemli süslemeler. Bunlar yine 13. yüzyılın kapılarından birkaç örnek. Beyşehir Eşrefoğlu. Burada tabii minberin şeysiyle, oymalarıyla kapının biçimi çok başka etki bırakıyor. İkisinde de İsa'nın Usta İsa'nın ismi var. O isim olmazsa işimiz biraz zor ama İsa. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ustanın farklı etki bırakacak karakterde ürünler verebildiğini de üslup demeyelim. Çünkü detaylara girersek bu motifleri orada görebiliyoruz kapıda. Ama genel yansıma algıda farklılıklar yaratabiliyor. İşte imzası da burada. Pencereleri var aynı serinin. Sona yaklaşıyorum. Kapılar var. Pencereler kanatları çok az. Minberlerimiz bir hayli var sayılır. Enteresan. Bugün de Mevlana dergahından getirilmiş. Mevlana Müzesi'nde bir dolap kapağı. Yani kapının çerçeve pervazları da kündekarı, kanatları da kündekarı. Hatta bu metal kuşaklar da enteresan bir şekilde özgün. Süslemeler çok iyi, ince işçilikle yapılmış. Ve bu şeylerde, metallerde aslan başları gibi kabaramsı süslemelerde ihmal edilmemiş. Sandukaları çok az. En karakteristik ve özgün olanı işte Hazreti Mevlana'nın vefatıyla 1273'te yapılan veya 74'te yapılan sandukası. O sandukadan da detaylara girdiğimiz zaman zaten minberlere de çağrışım yaptıracak bordürler ve süslemelere sahip. Tabii Mesnevi'den pek çok yazı yer alıyor burada. Detayları böyle. Akşehir Seyit Mahmut Hayrani'ye ait o türbeden 3 tane sandıka var. 13. yüzyılın ortaları diye hep tarihlenir. Ama şuradaki motifler o işi biraz öyle olmayabileceğini de gösteriyor mu diye bir sorup bırakayım. Daha fazla tartışmaya girişim istemem. Şu ana kadar gösterdiğim eserlerin tamamı vakıf eser. Yani vakıf mallarının ahşap aksamları. Belki vakıf olmayabilecek ise orta çağdaki tek ahşap eser bu Ankara Etnografya Müzesi'ndeki kürsü, Kızılbey Camii'nde bulunup getirilmiş Selçuklu tahtı olarak değerlendiriliyor. Öyle olma ihtimali yüksek. Kafesinde kullanılan bu maşrabiyeler ilginç ve tabii ki oluklu oyma tekniğiyle son derece düzgün bir işçilik ama çok eksik bir parça tabii ki. Onu da belirtelim. Rahleler, ikisi de Konya Mevlana Müzesi'nde, oranın rahleleri. Biri Berlin Müzesi'nde, biri İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi olmak üzere zaten Selçuk'tan 4 rahle bugün için biliyoruz. Sağdaki rahle özellikle çok enteresan. Üzerindeki bu sarı boyalar uzaktan baktığımız zaman sonradan mı? Hayır, sonradan değil. Ve bizim ahşap işçiliğini veya teknikleri veya mevcut örnekleri bir kez daha belki gözden geçirmemizi sağlayacak bir özellik arz ediyor. Bu diğeri iç yüzü de böyle kalem işi süslemeli enteresan bir şekilde cilt kapaklarına benzeyen. Bu lake şey Sahip Ata'nın
Selçuklu Veziri Sahip Hatan'ın azatlı kölesi olarak kendini tanıtan kişinin 1279'da Mevlana dergahına yaptırıp vakfettiği bir örnek. İç yüz muazzam tabii ki. Dış yüze bakın, o sarı benekler, sarı gibi gördüğünüz şeyler altın yaldız boya sürülmüş. Onun üzerine kırmızı boyayla, voliklerle süsleme yapılmış. Biraz kirli olduğu için kötü görünüyor ama demek ki bizim oymalarımızda böyle üzerine farklı boyalarla süsleme yapmak, renklerle süsleme yapmak gibi bir geçmişte bir örneği var. Biri varsa başkaları da vardır diye söyleyip özellikle restorasyonlarda doğrudan doğruya boya ve iç tabakasını kaldırıp ahşaba ulaşmak üzere değil, ince hassas çalışarak o rasvaları yapa yapa arada böyle boya tabakaları olup olmadığının tespit edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bunun da önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. İç yüzü böyle. Büyük bir madalyon ve içinde Erbil'i. Ortada merkezde çift başlı kartal. İki yanında yedişer aslan. Algılamak zor olabilir. Şöyle daha detay göstereyim. Çift başlı kartalın başları gövde iki yana açılmış. Herhalde iki bir duruş cepheden. İki yanında da yedişer tane aslan var. Hemen söylemekte yarar var. Karşılıklı simetrik aslanlar oturuş veya yüz ifadeleriyle çok benzer. Ama yukarıdan aşağı sıralanmada her birinin oturuşu, duruşu, yüz karakteri farklı olarak işlenmiş. Böyle bir örneğe sahibiz. Son olarak Divriyeoğlu Camii'nin tek örnek olduğu için gösteriyorum. Bu sol tarafta şah kapısından girilen ahşap hükümdar mahdinin korkuluk panelleri. Çok enteresan ve keşke gelseydi de Selçuklu'nun nasıl bir böyle desen anlayışı olduğunu burada daha iyi görseydik. Bu kısımlar bomboş görünse de boya atıkları çok fazla. Yani değişik renklerde eminim nefis kalem işlerle süslüydü ama oyması bile her bir karakteri biraz önce bir Ulu Cami için söylediğim karakterdi. Bunlar kafes oyma tekniğiyle yapılmış paneller. Bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Ankara Vakfeserleri Müzesi'nde. Burada ikisini gösteriyorum. Bakın şuradaki motifi eğer büyütürsek ortaya bu çıkıyor. Herhalde taştaki palmetlerle yarışa hazır görünüyor. Çok küçük bir parça bunlar. 40-50 santimlik, 55 santimlik parçalar ama onun içindeki palmetler daha küçük. Ama detaya girdiğimiz zaman anlıyoruz ki ahşap işlerinde belli anıtsallaşmalar olabiliyor. Yani çok hızlı gittim ama ancak işte özetleyebildiğim bu çok seçme örnekler. Biraz daha kısa örneklerle derinlemesine de gitmek mümkündü ama dediğim gibi mesleğimizin dışındaki bir takım arkadaşlarımız da olduğu için biraz görsel eşliğinde ana hatlarıyla izah etmeye çalıştım. Sürçülisan ettikse affola. Teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Doğru hocam. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Selçuklu ahşap sanatı hakkında bize tarihi arka planıyla birlikte güzel bir kesit sundunuz. Tarihlendirme üslup sorunlarıyla birlikte Selçuklu mimarisinde özellikle pencere, mihrap, pencere kapı, pencere kanatları, mihrap, minber, sandukalar gibi mimari elemanların değerlendirilmesine dair gerçekten yine önemli ipuçları verdiniz. Şimdi Teşekkür ederim. bambaşka bir gözle bakacağız sanırım İnşallah. dinledikten sonra bu eserlere. Tekrar ben bütün katılımcılarımız adına size şükranlarımızı, minnettar olduğumuzu söylemek isterim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun güzel sözleriniz için. İzninizle sorular varsa, Olursa tabii ki. sorularımız da chat ekranından yazarlarsa ben de onları size yönelteceğim. Tabii öncelikle çok sayıda teşekkür de buradan gelmeye başlamış. Tabii siz her ne kadar süreyi uzatmamak adına hızlı gitseniz de keşke saatlerce anlatsanız da dinlesek diyen katılımcılarımız var. Onu da söylemek isterim. İnşallah devam zinciri belki sağlama imkanımız olabilir daha sonraki zamanlarda. İnşallah. Yani Evet. hepsini bir konuşmada bitirmek de birazcık da ahşaba haksızlık olur gibi geldi. Sağ olsun güzel Teşekkür sözler için. ederim. Evet, katılımcılarımız öncelikle herkes teşekkürler ediyorlar. Adil Bey, Fundan Aldan Hoca, Feyzan Göher, Sema Gündüz, herkes teşekkürler Sağ sunuyorlar olsun. bizlere. Sağ olun. Evet, ben soruları almak istiyorum bir yandan da. Hocam katılımcılar soruları yazarken ben de hem kendim adına hem de ada adına size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza emeğinize Sağ sağlık. olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, bir sorumuz geldi, isterseniz bunu cevaplayabiliriz. Zor olmasa buyurun. Bu
Bugünden geleceğe kalacak ahşap işçiliği var mı? Ahşap ustaları yetişiyor mu manasında bir soru. Evet, benim gençliğimde yok idi. Parmakla gösterilen bir veya iki kişi var idi. Biri Konya'da, biri Kastamonu'da olmak üzere. Ama günümüzde bir takım atölyeler, bu yeni camilerle, yeni işte Selçuklu veya eskiye öykünmeyle yapılan binalara kündekari tekniğiyle kapılar yapılmaya başlandı en azından. Ya da vaaz kürsüleri, bir takım minberler. Yani böyle mi olmalı sorusunun cevabı bende de yok. Yani diyelim ki 13. yüzyıldaki sanatçı, o büyük üstadları bugüne getirsek, bugünün şartlarında aynı şeyi mi yapardı bilmiyorum. Ama en azından eskiyi bile olsa yapabiliyor olmak, tekrar bir şeyleri başarıyor olmak, gelecekte bunun üzerine bir şeyler kurmayı da sağlayabilir bizim için. Yavaş yavaş evet böyle atölyeler gelişmeye başladı. Daha önemlisi işte Bekir hocalarımız, Selçuk hocalar da izleyiciler arasında olanlar var. Onların da ilklerini yaşadığı konservatörler, restoratörler küçük eşya için söylüyorum yetişmeye başladı ve artık onlar bir takım laboratuvarlarda veya diğerlerde bu işlerin temizliğini ve korumasını da yapmaya başladı. Bir taraftan eskiyi korumak, bir taraftan yeni ustalarla, ama şu dert, yani yeni ustalar veya atölyeler bu eskileri de çalışanlarla bir araya gelip de bir şeyler pek yapma peşinde en azından ben duymadım. Yani yeni tasarımlar elbette onlara ait ama eskiye dair, işte bu Selçuklu kapısı deyip benim önüme getirdiklerinde işte o olmuyor. O Selçuklu kapısı değil. Ya da Osmanlı kapısı işte bu, yani ne olacak, iki tane kakla tekniği örneği attım ya da bir kündekâri parça, işte oldu sana Sinan Devri eseri gibi. Bunları doğru bulmam sadece, ama yavaş yavaş gelişmeye başladı, keşke gelişse. Sanıyorum bir zamanlar, yani bu tahrip olmadan önce Suriye'de veya İran'da biraz daha fazla olabilir. Hele hele Özbekistan'da tabii ki inanılmaz ahşap ustaları var. Onlar geleneksel olarak çok daha bizden daha iyiler. Bizde arada bir 20. yüzyılda muazzam bir kopma var. Evet hocam. Bir yandan da tabii teknolojinin gelişimi sanırım. Mevlüt Çiller Usta vardı sanırım, Konya'dan refer ettiğiniz ustaydı. Evet. İşte Kastamonu'ndan da Mehmet Ali Özeklani'ydi yanlış hatırlamıyorsam, var idi. Artık evet, dediğim gibi günümüzde yenilerde gelişim gelmeye başladı. Tabii teknolojik CNC tezgahları kullanmaya başlamışlardı. Mevlüt Çiller'i ben ziyaret etmiştim bir 2000'li yıllarda. O da CNC tezgahıyla üretime başlamıştı. Çok geleneksel üretimler maalesef devam etmiyor sanırım. Şimdi bir sorumuz daha var hocam. Bir kündekari ustası yaşamı boyunca tahmini kaç eser üretmiştir diyor ama tabii bu... o, evet, benim bildiğim şu anda orta çağ için söylüyorsak eğer, işte bu Ankaralı ustanın 3 eserini biliyoruz. 1289'dan 15 yıl içinde. Ama arada başka eserler ne kadar çıkardı onu bilmiyorum, ama epey eser çıkartma ihtimali yüksek. Öyle bunlar 10 yıllar sürecek eserler değil sonuçta, yani ustalar için söylüyorum. Bu da önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Hemen yönlendireyim hocam. Özellikle minberler olmak üzere ahşap parçaların bulundukları özgün yapılardan alınıp müzelerde yapıdan bağımsız şekilde sergilenmesi hakkında düşüncelerinizi merak ediyor Selin Yalçın Çoban. Evet, ben klasik olarak bunu doğru bulmam. Bulmuyorum. Çünkü eserden alınan her parça o eserin özgün kimliğine zarar veriyor demektir. Yani eseri parça parça müzeye taşıyoruz demektir. Eserde göreceğimiz bir şey kalmıyor. Ama bu koruma meselesi önlem alınamadığı için maalesef zaman zaman bunlarla karşılaşıyoruz. Ben prensip olarak eserlerin daha çok yerinde korunması, koruma yöntemlerinin geliştirilmesi ve özgün yerinde kalması taraftarım. Yani basit bir örnek vereyim. İzleyicilerin Ankara'da olanları çok var. Ankara Ahilvan Camii minberini alıp müzeye taşırsanız Ahilvan Camii'nin görünecek bir şeysi kalmıyor gibi. Veya Alaaddin Camii. Bugün Ankara Alaaddin Camii'ne giden ziyaretçiler ya da öğrenciler, araştırmacılar varsa çoğunlukla o minber içindir. Çünkü caminin kendisinin Selçuklu devriyle artık bir ilgisi pek kalmamış zaten. Onun için yani mümkün mertebe ben yerinde korunması taraftarıyım, ama korunamıyorsa da İlla yerinde koruyacağız ya, yok etmenin de bir anlamı yok. Mecburen o zaman müzelere götürmek gerekiyor. Öyle olmuştur. Yağmur Çakman bir sorusu var. Eserler zarar görmeden günümüze kadar nasıl gelmiştir? Özel bir yöntem uygulanıyor muydu diye bir soru yönlendirmiş. Yani bu parçaların zamanında da uzun ömürlü olmasına yönelik bir teknik var mıydı diye sanırım merak ediyor.
O baştan Mustafa Baytal Usta'nın anlattıklarını ancak söyleyebiliriz. Ama tekrar etmeye gerek yok. Kayıttan tekrar izlenebilir. Bir takım maddeler ve işlemler, hani şeler altında bekletme, gübrede bekletme gibi. Ne kadar doğru tabii bilmiyorum ama orada söylenen her maddenin günümüz teknolojisinin de karşılığı var. O anlamda ciddiye alınması gerekir. Aksi takdirde böyle yağmurda, karda, güneşte bekleyen bilhassa kapıların böyle 700 yıl, 1000 yıl falan dayanması pek mümkün değil. Eminim farklı toplumlarda farklı yöntemler de geliştirilmiş olabilir. Ben bunu bilerek söyledim Mustafa Baysal'ın şeyini gündem olsun belki diye. Çünkü başka duyumlar da varsa hepsinin bir araya getirilip bir birleştirme, bir sonuç çıkartma imkanımız daha çok olur. Bir ustanın anlattığını belki başkalarından çek etme veya katkı sağlama bakımından birikim yapmak önemlidir diye düşünüyorum. Başka ne tür yöntemler var? Çok bilgimiz yok açıkçası. Teşekkürler hocam. Özlem Acar Bulut sormuş. Hocam Anadolu Selçuklu dönemi ahşap malzemesi üzerindeki kakmaları malzeme ve renk olarak biraz daha açar mısınız diyerek. Kakma tekniğinde kullanılan o parçalar, renkleri. Bir, tamam, sorularla gidelim. Hı. Şimdi kalkma ve tarsi, kalkma ve tarsi diye defalarca söyledim. Kalkma dediğimiz zaman tarsi de bir kalkma yöntemi ama kardeş teknikler. Ama şöyle bir ayrımı var. Kalkmaya ahşap yüzeyinde bir yuva açtık. Tek bir yuva. Ve bu yuvanın şekline uygun dışarıda hazırladığımız yabancı bir madde veya başka bir ahşap. Tek bir parçayı o tek yuvanın içine koyarsak kalkma tekniği. Bir yuva açtık. Ama o yuvanın içine mozaik gibi desen oluşturmak üzere birçok parçadan süsleme yaptık. Bu da tarsiye tekniği. Ahşabın üzerine ahşap kakma var. Yani aynı renk olmaz tabii ki. Renk farklılığı veya doku farklılığı olmalı ki orada bir renk unsuru olarak yüzeyde belirginleşsin. Daha sonra sedef kakma var. Bağ kabuklarından var. Kemik kakmalar var. Değerli madenlerden var bir takım gibi değişik maddeler kakılabiliyor. En yaygını sedef, bağ, fil dişi olmak üzere. Fil dişli var çok değerli parçalardan Osmanlı döneminde veya Fatihliler döneminde çok gelişmiş fil dişi işçilikleri var. Önemli olan burada farklı malzemeyle ahşabın tek renkli yüzeyinde farklı renk oluşumlarıyla bir süsleme elde etmek. Dolayısıyla farklı parçalar var, kullanılıyor yani. Hemen hocam sorunun devamı mahiyetinde Ahmet Yavuz Yılmaz'ın ahşap üzerine farklı renkli ahşap kullanımının en erken uygulaması hakkında bir bilginiz var mı? Valla benim şu ana kadar yaptığım tespitlerde biraz önce söylediğim Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin yan aynalıklarında Anadolu için var ama Anadolu Selçuklu için belki bundan sonraki örneklerde boyalı örnekler kazındıkça, temizlendikçe yenileri de çıkacaktır. Ama biraz önce gösterdiğim o Midas'ın mezarında ele geçen, Gordion'da ele geçen şey biriklere ait ahşap masa veya sehpalar yani neredeyse 3000 yıl öncesine ait. Orada da ahşap üzerine ahşap kullanılmış. Ha daha eskisi var mı başka yerde? Ben ulaşamadım varsa da ama benim bildiklerim şimdilik kaydıyla böyle. Tabii Mısır Memlük eserlerindeki erken örnekler ahşap üzerine ahşap ne zaman yerinde görmeden bir şey söyleyemem. Ama Ahmet Yavuz'un varsa bilgisi o katkı yaparsa sevinirim. Yazabilir sanırım. Evet. Hocam Selçuklu döneminden sizin özellikle favoriniz olan bir usta var mı diye sormuş Varlık Taş. Usta Evet, anlamında mı soruyorum? usta. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Yani hepsinin büyük emeği var. Hepsinin ayrı zamanda ayrı geliştirdiği yöntemler var. Hepsi saygı hak ediyor. Yani ayrım yapmak biraz zor. Yani E şıkkını kullanıyorum hepsi. Tamam. Suzan Bayraktaroğlu demiş ki teşekkür ederek zevkle izlediğini söylüyor. Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin vaaz kürsüleri şu an Konya Sayıpata Vakıf Müzesi'nde ahşap boyalı ve cami ile aynı tarih olduğu düşünerek etiket yazıldı. Sizin görüşünüz nedir demiş. Ben onların biraz geç olduğu kanaatindeyim. Yani caminin özgün kalem işleriyle ne kadar benzerlik o kadar emin olamadım açıkça söyleyeyim. Yani ona biliyorsunuz müezzin mahfile daha sonraki Osmanlı devrinde falan yapıyor. Onlar biraz sanki o dönemlere daha yakın gibi bana göre. Yok Hocam. eğer Eşrefoğlu'nun özgün eserleri ise ki ben onu da hatırlatmayı unuttum. Yani ahşap teknikleri içinde kalem işini en son sıraya hatta yok saymak üzere bir eğilimim var. Zira
kalem işiyle yapılan süslemede artık ahşabın kendisi yok. Orası bir fon. Kalem işini deri üzerine, kumaş üzerine, ne bileyim sıva üzerine, alt üzerine, başka malzeme, taş üzerine yapabilirsiniz gibi ahşaba da yapmışlar. Dolayısıyla yani ahşaba özgü bir teknik tam oluyor mu? Ben biraz endişeliyim. Yani ona özgün gelişme ahşap sanatı içinde çok iyi değerlendiremediğim için fazla vurgu yapmadım bir takım kalem işi boyaları ama Suzan Hoca'nın dediği gibi eğer onlar Selçuklu değeri olduğu falan çıkarsa uzmanı o da enteresan. Yok çünkü başka örneği Selçuklu değerinden bir vaaz kürsü. Bu arada ilk vaaz kürsü ne zaman kullanıldı onu da bilmiyorum. Yani vaaz kürsüsü anlamında yani minberin zaman zaman vaazlarda da peygamber devrinden itibaren kullanıldığı biliniyor ama vaaz kürsüsü bildiğimiz bugünkü manada ne zaman ilk en erken örneklerini bugün bilsek bile Selçuklu'dan ben bilmiyorum mesela böyle bir yok. Vaaz kürsüsü örneği. Peki hocam. Yine tarihlendirme sorunu ile ilgili minber ve yapı tarihlendirmesinden yola çıkarak bir soru yönlendirmiş Kübra Uslu. Diyor ki, minber ve yapı tarihlendirmesinden yola çıkarak bir mimarın da ahşabı iyi bilmesi gerektiğini düşününce bu tarz yapıyı tarihlendiren eserlerde geçen mimar adları yapının aynı zamanda mimarı olarak da kabul edilebilir mi demiş. Sanırım ahşap ustası yapının aynı zamanda mimarı mıydı gibisinden bir soru bu. O konuda çok emin değilim. Yani ahşabın üstüne atılan imzalarda yani tarihlerde tarih kitabesi binaya atıfta bulunuyor. Binaya hitap ediyor ama ustaları o kadar binaya hitap eden örneğini ben rastlamadım. Yani çok da mescit ve minberin mimarı diye mesela Hoca Müştekin diye Aksaray Ulu Cami minberinde yanlış hatırlamıyorsam bir kavram var. Evet bu olabilir. Yani hem minberi hem şey yapmış olma ihtimali var mı? Var. Ama böyle örnek şudur diyebileceğim işte Aksaray olacağım benim bildiğim. Onun dışındaki ahşap eserlerde böyle kitabeye rastlamadım ama mesela Osmanlı döneminde Sultanahmet Camii'nin mimarı Sibekkar Mehmet Ağa değil mi? Yani Evet. o kapıları ve pencerelerinin de onun tarafından yapıldığı söyleniyor zaten. Yani hakikaten bu mimarlığın ahşaptan geçtiğine dair örneklerimiz de var. Hocam Muhtar Kutlu hocamız gözlerinizden öpüyor. Hemen ileteyim. Kim hocamız? Muhtar Kutlu. O sağ olsun. Sağ olsun. Biz de ellerinden öpüyoruz buradan. İsterseniz birkaç soru daha alıp sizi fazla yormayalım. Ertuğrul Çağrı demiş ki hakiki kündekari ile çakma kündekari neye göre tercih edilmiş olabilir? Sonraki nesil ustalar kolaya kaçmaya mı başladılar veya ekonomik imkanlar zayıflayınca mı çakma tercih edildi? Veyahut da zamanla samimiyetin bozulduğu bir ruh değişimi mi oldu diyerek bu da kündekariye yansıdı mı diye merak ediyor. Valla onların hiçbirinin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü hakikisiyle taklit edilmesi kafa kafaya zamanlara rastlıyor. Birisi hani şu yüzyıldan sonra bilmem ne değil. Ya da birisi şu sultan yaptırdı da öteki vatandaş yaptırdı o da değil. Aynı sultanın yaptırdığı örnekler veya üst düzey devlet adamlarının yaptırdığı örneklerde hakiki veya taklit diye bir ayrım yapabilecek durumda değiliz. Bir. İki, biraz önce de söyledim. Yani taklit kündekari, hakiki kündekarinin atıyorum %50 daha ucuzu, %50 daha kolayı falan. Asla bunu kabul edemem. Yani az çok uygulayabilecek şöyle düşününce, yani aradaki maliyet veya zaman farkının öyle çok %10'ları falan aşacağını düşünmüyorum. O kadar emek, aynı emek var çünkü. Sadece parçaları birleştirmek için yuva açmaya kalıyor iş. Başka bir şey, çünkü göstermedim ama mesela Ahyevan Camii minberinde hem çıtalar hem parçalar ayrı ayrı hazırlanıp getirip bir levhanın üzerine kündekari taklit edilmiş. Orada eksik kalan yani elimle bilerek gösteriyorum. Yanlardaki sadece düz yivler. O kadar. Geçmeye sağlayacak yivler. O kadar çok zor bir şey kalmıyor geriye. Yani onun için özellikle son yıllarda o düşüncemi biraz daha pekiştirdim. Yani taklit kündekari ile hakikiyi aşırı uçlar gibi değerlendirmemek, ucuza kaçmak, kolaya kaçmak gibi değerlendirmek yani o ustalara da haksızlık olur diye düşünüyorum yani. Hocam Yasemin Atmaca, ahşapta kullanılan motiflerin anlatmak istediği bir dil var mı? Yani sembolik olarak bir anlamları var mı? Diyerek bir soru yöneltmiş. Siz de belki bu konuda Çok biraz... özür dilerim, kaçırdım cümleyi. Ahşapta işlenen bu motiflerin anlatmak istediği bir dil var mı? Sembolik olarak bir anlamları var mı? Diyerek
Valla Selçuklu devrinde taştan ahşaba, alçıdan çiniye, madene, kalem işine uygulanan bütün motifler palmet, rumi, kıvrımdal, lotus. Ha, nereden geldi, nasıl gitti ayrı bir tartışma konusu. Ama bunlardan özel sembolik anlamlar çıkartacak kadar zengin bir hazneye sahip değiliz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Onu zamanından dolayı biraz sıkıştırdığım için unuttum. Ahşap süsleme Selçuklu'dan itibaren paralellikler gösterse bile diğer süsleme malzemeleriyle aslında kendi yolunu çizerek ilerliyor. Oluş Hocam da gayet iyi bilecektir ki 13. yüzyılın ortalarına kadar ki taş süslemelere baktığımızda hep geometrik süsleme hakimdir. Değil mi genelde? Ahşapta ne kadar geometri olursa olsun baskın olan her zaman bitkisel süsleme olmuş. Osmanlı'da da tam tersi. Aradaki geçişleri bir yana bırakalım. Osmanlı'ya geldiğimizde taş ve ahşap kardeş teknik ve kendilerini geometriye adamışlar gibi bitkisel az. Ama buna karşılık Çin'i süslemede çiçek bahçesine dönmüş ortalık, değil mi? Rengarenk, laleler, sümbüller, güller, bir takım çiçekler, realist çiçekler. Ama hiçbir ahşapta realist çiçek bulamazsınız. Bir ara 2. Bayezid devrinde hafiften bir böyle realist bir şeyler girmeye çalışmış, o kadar. Onun dışında geometri, yani ahşap biraz kendine özgü bir gelişim seyri izleyebiliyor ama çok da şimdi vakit almayalım bu konuda. Evet hocam, sizi de çok yormayalım. Bir katkı Fatma Yaşar da Özbekistan ve Hindistan'a yaptığı ziyaretlerde gördüğü ahşap eserlerin yerinde korunduğunu dile getirmiş ve Türkiye'de de böyle bir korumanın